Merhaba sevgili anneler. Bugün hamilelik depresyonu hakkında uzman klinik psikolog İpek Gökozan'la konuşmaya geldik. Merhabalar İpek. Merhabalar. İpek, hamilelik depresyonu nedir ve hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Hamilelik depresyonu, anne adayının gebelik süresince depresyon belirtilerini gösterdiği duruma verilen genel isimdir. Depresyon belirtileri aslında hepimizin hemen hemen sıkça bildiği mutsuzluk, keyifsizlik, yapılan işlerden eskisi kadar zevk alamama hali, konsantrasyon güçlüğü, ağlama krizleri, kendine zarar verme ve ölüm isteği gibi daha da genişletilebilir iştahta azalmalar, uykularda bozulmalar gibi bu tip belirtilerin görüldüğü bir süreçtir. Fakat hamilelik depresyonunun normal bir depresyondan farkı, hamilelik süresince anne adayının bedeninde hormonal değişikliklerin çok hızlı ve çok ciddi olmasıdır. Bedenimizde olan hormon değişiklikleri ve kimyasal değişiklikler duygusal süreçleri olumsuz yönde tetikleyebiliyor. Aynı zamanda gebelik süreci hem çok anne adaylarının çok mutlu olduğu, çok keyifle bebeklerini bekledikleri ama bir yandan da ciddi endişelerinin, ciddi korkularının olduğu dönemler. Çünkü hayatınıza yeni bir bebek katılacak. Babayla birlikte, eşle birlikte acaba o bebeğe iyi bakım verebilecek miyim endişeleri, iyi bir anne olabilecek miyim? Veya anne adayının kendi annesiyle kurduğu ilişkide herhangi bir sıkıntı varsa acaba bu ilişkideki benzer sorunlar benim kendi çocuğumla da ilişkime yansıyacak mı, sirayet edecek mi endişeleri depresif süreçleri çok tetikleyen süreçlerdir. Biz bunlara hayalet duygular deriz. Eğer bu hayalet duygular gebelik süresince annenin peşini bırakmıyorsa hamilelik depresyonu ortaya çıkabilir veya bu olumsuz duygular tetiklenebilir. Evet. Peki nasıl başa çıkarız hamilelik depresyonuyla? Ne yapılabilir hamileyken bir aday depresyona girdiğinde? Aslına bakarsanız önce muhakkak bir fiziksel muayene öneriyoruz. Acaba hormonal değişikliklerin nereden kaynaklandığını, müdahale edilebilir bir süreç olup olmadığını fiziki ve biyolojik olarak önce bunların muhakkak bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini öneriyoruz. Ancak biyolojik hiçbir sıkıntı yoksa, durum sadece psikolojik bir durumsa muhakkak psikoterapi öneriyoruz. Çünkü hamilelik süresince medikal destekler, antidepresan kullanımları veya diğer ilaç kullanımları hekimler tarafından çok sık önerilmiyor. Bazı durumlar haricinde elbette ki yine muhakkak bir hekim uzmanlığına ve danışılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ama psikoterapi bu süreçte aslında en sık kullanılan yöntem diyebiliriz. Peki, çok teşekkürler İpek. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili anneler, duyduğunuz gibi hamilelik depresyonu, eğer bundan şüpheleniyorsanız, böyle bir şeyin varlığından şüpheleniyorsanız muhakkak uzmanlardan yardım alın ve gecikmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.